İstanbul'dan herkese merhaba. Arkamda gördüğünüz yepyeni bir otomobil olan Alfa Romeo Junior'ın test videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi daha önce bu otomobilin en güçlü versiyonunu Elettrica Veloce adındaki 280 beygirlik tam elektrikli versiyonunu İtalya'da Balocco pistinde çekmiştim ve test videosunu yayınlamıştım. Bu sefer Türkiye'de satışa sunuldu. O versiyon yok, yüksek ÖTV dilimine girdiği için Elettrica standart versiyon ve bu görmekte olduğunuz 48 volt mild hibrit teknolojili versiyon Türkiye'de satışa sunuldu. Test sürüşü sırasında fiyatlarını da ileteceğim sizlere. Bu gördüğünüz otomobil İbrida, yani hibrit model. Bir İbrida, bir de İbrida Speciale var. Benim versiyonum üst versiyon, yani Speciale. Türkçe'ye özel olarak çevirebiliriz. Bu arada sizlerden her zamanki gibi bir ricam olacak. Lütfen videoyu hype ederseniz sevinirim. Nasıl yapıldığını yorumların en üst kısmına sabitliyorum. Bana destek olursanız sevinirim. Ayrıca bugün çok mutlu bir haber aldım. Bugün günlerden 13 Kasım ve Marketing Türkiye'nin yaptığı araştırmada YouTube otomotiv kanalları arasında en çok izlenen 9. kanalım. Anamur Medya'ya gösterdiğiniz destekten dolayı sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelelim otomobilin özelliklerine. B segmentinde yer alan bir SUV model bu. Premium marka Alfa Romeo'ya ait ve kimin kuzeni diyecek olursanız yine kanalda videosu var. Jeep Avenger'ın kuzeni. Onda da 48 volt mild hybrid ve elektrikli versiyonlar vardı. Onun sadece elektrikli versiyonunu test etme imkanım olmuştu. Kanalda onun elektrikli versiyonunun videosu var. O yüzden bu lansmanda özellikle hibrit modeli tercih ettim kullanmak üzere. Gelelim tasarım detaylarına. Alfa Romeo'nun 3+3 olarak tabir ettiği şu LED aydınlatma. Bazen sinyal, bazen LED gündüz farı olarak vazife görüyor. Ayrıca diğer farları da açtım ben. Kısa farları LED olduğunu belirtmem gerekiyor. Arkayı da göstereceğim. Arkada sis farlarını da açtım. Önde sis farı yer almıyor. Bu arada otomobil Türkiye'de 6 renk seçeneğiyle satışa sunuldu. Benim test aracım çift renge sahip. Tavanı siyah, gövdesi ise navigli mavi olarak geçiyor. Bu tüm 6 renk Milano'daki önemli bölgelerin adlarını taşıyor. Mesela benim navigli mavi olarak adlandırılmış renk geçmişi orta çağa uzanan kanallarla çevrili bölgesini temsil ediyor. Oranın adı Milano'nun o bölgesinin adı renge verilmiş durumda. Otomobilin tasarımına geri dönecek olursam çok çarpıcı jantlar var. 18 inçlik jantlar Goodyear lastiklere sahip ve boyutları 215-55R18. Aracın kupe tarzı bir tasarımı var. Onu yandan baktığınızda anlıyorsunuz. Şuradaki omuz çizgisinden, küçülerek arkaya doğru giden arka yan camdan ve tabii ki yine alçalan tavan çizgisinden. Burada bir sabit spoilerimiz var. Ayrıca bagaj kapağının tasarımı da kesik kuyruk olarak İtalyanca'dan çevirirsek tabir edebileceğimiz bir şekilde tasarlanmış durumda. Üçer çizgi 3+3 arkada da devam ediyor. Bakın sis farı ne kadar şiddetli yanıyor. Bu arada ben çekim yaparken şiddetli bir yağmurun da başladığını ifade etmem gerekir. Burada da biraz küçük kalmış da olsa sinyale yer verilmiş durumda. Çift egzoz çıkışı var benim kullandığım mild hibrit versiyonda. Tabii ki elektrikli de egzoz çıkışı yer almıyor. Bagaj kapağı B segmentinde yer alan bir otomobil olmasına rağmen bakın elektrikli. O da güzel özelliklerden biri. Bagaj 415 litre hacim sunuyor. Arka koltuklar öne katlandığında 1280 litreye kadar çıkıyor. Elektrikli de bagaj 400-1265 litre. Bagaj içini inceleyecek olursak burada bir LED aydınlatma, bir tane askı yer alıyor. Diğer tarafta da bir askıya yer verilmiş durumda. Ayrıca bagaj zemininde de şu şekilde kullanabileceğiniz ekstra bir eşya gözü de mevcut. Yine elektrikli olarak şu düğmeye basarak kolaylıkla kapatabiliyorsunuz bagaj kapağını. Gelelim iç mekan özelliklerine. İç mekana geçince böylece ben yağmurdan da kurtulmuş olacağım. Önce kapı içinden başlayalım. Tabii ki 4 cam elektrikli, aynalar elektrikli. Ancak benim aracımda aynada elektrikli olarak katlanma fonksiyonu yer almıyor.
arka kapı kilidi burada. Büyükçe sayılabilecek bir eşya gözü var. İçinde herhangi bir kaplama yok. Burada ise büyükçe bir hoparlöre yer verilmiş. Eşikte daha jelatini sökülmemiş Alfa Romeo yazısı var. Sökmeyeyim, o şekilde dursun. Koltuk çok sportif. Alfa Romeo'nun DNA'sına yakışır. Alfa Romeo amblemli. Çok sportif. Gördüğünüz gibi pist kullanımına dahi uygun. Sabelt marka bir koltuk yer alıyor otomobilde. Ayarları elektrikli olarak yapılıyor. Yine hala jelatinleri sökülmemiş. Pedalları göstereyim. Ayak dinlendirme yeri burada. Şuradan sinyali kapatayım. Arka sis farını kapatayım. Farı da oto konumuna alayım. Hem farlarda hem de sileceklerde otomatik sistem yer aldığını belirteyim. Çok güzel bir havalandırma kanalı var. Ortasında Alfa Romeo amblemi ve 8 adet ambiyans aydınlatması var otomobilde. O aydınlatma o amblemi de aydınlatıyor. Evet, araca biniyorum. Ve yağmurdan kurtuldum. Evet, montumu çıkarttım ve klimalı ortamda iç mekan incelemesine geçmek istiyorum. Önümde iki tane 10.25 inçlik dijital ekran var. Önümdeki gösterge de tam dijital ve şurası gördüğünüz gibi son derece sportif tasarıma sahip. Siperlik hoşuma gitti açıkçası. Tüm bilgileri size veren bir dijital ekran var önümde. Alfa Romeo'ların şık sportif direksiyon simidi beni karşılıyor ve eksi artı kolcuklarla viteslere müdahale etmenizi de sağlıyor. Otomobilde EDCT6 adlı 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman olduğunu belirteyim. Şanzıman demişken şanzımanın vites seçicisi burada. Bakın şu an P'deyiz. Frene basıp şöyle yaptığınızda R'ye geçiyor ve geri görüş kamerası ortaya çıkıyor. Renkli kılavuz çizgileri dönen bir kamera. Ayrıca önde ve arkada park sensörlerine de sahip. Daha sonra N var, D var ve M var. Az önce söylediğim gibi buradaki kolcuklarla viteslere müdahale etmenizi sağlıyor. P'yi aldığınızda zaten elektronik park freni de aktif oluyor. Dry modlara gelecek olursak bakın çeşitli sürüş modları var. Bunlar DNA olarak adlandırılmış. D dinamik, natural var. Başı N ile başlıyor, DNA'nın ikinci harfi. Bunu konfor olarak kullanabilirsiniz. Ve A harfinde ise Advanced Efficiency var. Bunu da Eco olarak adlandırabiliriz. Ben şimdi Natural'da bırakayım, yani konfor modda. Burada motor açma kapama düğmesi var. Anahtarı hemen şöyle göstereyim. Stellantis grubundan tanıdığımız bir anahtar var burada. Gelelim buradaki 10.25 inçlik ekrana. Daha jelatini sökülmemiş. İsterseniz beraber sökelim. Bir hayırlı olsunuzu alırım. Gerçi araç benim değil, lansmandaki test aracı, ama jelatinini beraber sökmüş olduk. Buradan profil belirleyip kişiselleştirme ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ve Apple CarPlay Android Auto bağlantısını kablosuz bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Misafir ayarı isterseniz seçelim lansmanda. Klima, uygulama çekmecesi dediği şu tüm ayarlar, ADAS yani güvenlik sistemleri, ayarlar, klima, koltuklar, medya, mirror screen yani cihaz yansıtma, tarih, saat, telefon ve yardım var. Koltuklara bakalım, koltuklarda neler varmış. Evet, hem sürücü hem yolcu koltuğunda ısıtma olduğunu görüntüleyebiliyorum. Keşke ısıtmanın altında bir de soğutma olsaydı. Bildiğiniz gibi ben Antalya'da yaşıyorum. Soğutma zaman zaman, hatta yani yılın büyük bir kısmı lazım oluyor bizim bölgemizde. Ana sayfaya nereden gideceğiz derseniz bakın şurada kısa yol tuşu var. Fiziksel bir tuş. Aynı zamanda ADAS özelliklerine de bu kısa yol tuşuyla gidebiliyorsunuz. Dörtlü flaşör düğmesi de burada. Bakın aynalarda da hemen sinyaller görünüyor. Burada da merkezi kilit düğmesi yer alıyor. Solunda sağında havalandırma kanalları mevcut. Şu havalandırma kanalı gerçekten çok hoş bir tasarıma sahip. Ön emniyet kemerleri maalesef yükseklik ayarlı değil. Burada küçük bir çerçeveye sahip, yani çerçevesiz olsa belki daha güzel olurdu ama, bir iç dikiz aynası var. Aynı zamanda maalesef kendinden kararma özelliği de bulunmuyor. Şu şekilde kendiniz manuel ayarlıyorsunuz. Tavanda SOS birimi var. Buna iki kere bastığınızda da elektrikli bagaj kapağını açabiliyorsunuz. Ayrıca bakın benim test aracımda sunroof var. Bu ilk iki ay, yani Kasım ortasından, daha doğrusu 1,5 ay diyebiliriz. Kasım ortasından Aralık sonuna kadar satılacak olan lansman otomobillerinde müşterilere ücretsiz sunuluyor. Ücretsiz sunroof hediyesi var lansmanda. Buraya gelecek olursak bakın LED aydınlatmalar söz konusu.
Burada çeşitli uyarılara yer veriliyor. Siperliklere bakalım. Bu arada hava da karardı biraz. Aydınlatması maalesef yok. Şu açıdan daha güzel çekebilirim. Aynası var ve kart koyma yerine de sahip. Aynısından bir tane de burada var. Hem kart koyma yeri hem de aynası var ama maalesef aydınlatması yok. Sunroof'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz ama şu an tabii yağmur yağdığı için ben onu yapmayayım. Ama perdesi şu şekilde manuel olarak açılıp kapatılabiliyor. Koltuğun çok rahat ve sportif olduğunu belirtmemde fayda var. Yan yükseltileri yani sizi o kadar iyi sarıyor ki virajlarda yana kayma ihtimaliniz yok. Şuraya gelecek olursak burada üçlü bardaklık var. Bakın 3 tane su şişesi buraya konabiliyor. Ayrıca burada ileri geri kayan ancak yüksekliği ayarlanamayan bir kol dayama var. Ayrıca içi de eşya gözü olarak değerlendirilmiş. Bir de torpidoya bakalım. Şöyle açılıyor. Torpido son derece büyük. Son derece büyük ama maalesef aydınlatmalı değil gördüğünüz gibi. Aydınlatma olsaydı zaten şu an size daha güzel gösterebiliyor olacaktım. Şimdi hızlıca yağmur yağıyor montumu da çıkarttım. Ama arka koltuğa bir bakalım sonra sürüşe çıkalım. Bu arada otomobilin boyutlarını videonun üstüne yazıyorum. Ayrıca 10 metre dönüş çapı var. Bu da şehir içinde pratik bir kullanım sunuyor. Depo kapağını da her zaman adettendir. Şu şekilde göstermek istiyorum. Gizli kapı kolu var arka kapı bölümünde. O da sportif tasarımı destekleyen bir öğe. Ama ben her zaman söylüyorum, beni tanıyanlar bilirler bu görüşümü. Ben gizli kapı kollarının çok kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Arka tarafa gelecek olursak, burası sert plastik komple. Önde malzemeye bakmayı unuttum. Aklıma geldi. Hemen bir bakalım. Evet, önde de sert. Şurası suni deri, diğer yerler sert. Bakalım burada orası. Orası da sert plastik. Hemen bir bakalım. Elektrikli modelde şaft tüneli yükseltisi yoktu diye hatırlıyorum. Bunda maalesef var. Burada bir tane C tipi USB girişi var. Maalesef bu arka taraflarda herhangi bir file yer almıyor. Aydınlatmalar var ama kenarlarda. Virgül tipli kafalıklar kullanılmadığı zaman yer kaplamaması bakımından avantajlı. Yani arka görüşü engellemez. Hemen bir diz mesafesine bakalım. Araca bindim. Bel boşluğumu aldım. 1.78 boyundayım. Ön koltuk benim ayarıma sahip ve burada fena sayılmaz. Yani çok iyi değil ama yine de idare eden bir diz mesafesi mevcut. Baş mesafesine bakalım. Çok iyi. Şu açıdan size göstereyim. Evet, 4 parmak girdi. 4 parmak girdi. Burada herhangi bir tutamak ya da askıya yer verilmemiş. Kemerleri şu açıdan daha rahat gösterebilirim belki ışıktan dolayı. Hatta şu şekilde. Maalesef yükseklik ayarı yer almıyor. Şimdi artık sürüşe çıkabiliriz. Evet, otomobilin sürüşüne yağmurlu bir havada çıktım. Hemen size isterseniz teknik özellikleri aktarayım. Bu arada bu otomobilin hibrit versiyonunun dünyada sürüşüne çıkan ilk gazeteciler arasındaymışız. Bugünkü İstanbul'daki lansman toplantısında Alfa Romeo marka direktörü Sayın Özgür Süslü bu bilgiyi bize verdi. Kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. Daha önce dediğim gibi Veloce versiyonunu Balocco pistinde İtalya'da kullanma fırsatım olmuştu. Ama o Türkiye'de satışa sunulmadı. Dediğim gibi hibrit ve elektriklinin daha düşük versiyonu satışa sunuldu ÖTV diliminden dolayı ve ben hibriti şu an Türkiye'de ilk kullanan, hatta dünyada ilk kullanan gazetecilerden biriyim. Bu araçta 1.2 litrelik 3 silindirli 12 supaplı modern bir turbo motor var. Ayrıca 48 volt mild hibrit desteğine de sahip. 0.89 brüt, 0.42 net batarya kapasitesi var. Bu batarya 28.5 beygir güç üretiyor. Yani bataryayı besleyen elektrikli motor. Ayrıca otomobilin maksimum gücü 136 beygir olarak benzinli motorda veriliyor. Benzinli motor 136 beygir, elektrikli motor 28.5 beygir olarak hesaplanabilir. EDCT6 adlı vitesle şanzımanla kumanda edildiğini söylemiştim. Çift kavramalı, böylece vites değişimleri son derece hızlı bir şanzımana sahip. Önden çekişli bir araç, 4x4 değil. Maksimum hızı saatte 206 km, 0-100 hızlanma süresi ise 8.9 saniye.
Yakıt tüketimi son derece düşük. 5.2 litre bölü 100 kilometre WLTP normuna göre. Karbondioksit salımı da öyle. 117 gram bölü kilometre. Gelelim sürüşle ilgili yorumlarıma. Sarıyer ve çevresinde kullanıyorum otomobili. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir havada ön ve arka silecekler çalışıyor. Tam şehir içi zorlu koşullarda bir test oluyor açıkçası. Ara yollardan gidiyorum. Dönüş çapının 10 metre olduğunu söylemiştim. O da bu tür araçlar için büyük bir avantaj. Yani dar sokaklardan dönüşlerinizde olsun, park manevralarınızda olsun, boyutunu da yazmıştım zaten otomobilin. O konularda şehir içi kullanımına ideal ölçülere sahip. Aynı zamanda tabii ki şehirler arası yola da çıkabilirsiniz. Bagaj son derece geniş. 415 litre olduğunu hibrit versiyonda söylemiştim. Hibrit derken tam hibrit değil tabii ki. Hafif hibrit olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz mild hibrit versiyon. Teknik özelliklerini söylemiştim. Elektrikli motor ve piller özellikle dur kalkta devreye giriyor ve daha az benzin sarfiyatı sağlamanızı ve daha düşük emisyon salmanızı dünyaya sağlıyor. Bunlar da güzel özellikler. Otomobilin Alfa Romeo DNA'sından yani Alfa Romeo genlerinden gelen sportif tasarımını sportif sürüş de destekliyor. Koltuktan bir kez daha bahsetmek istiyorum. Gerçekten son dönemde kullandığım araçlardaki en iyi koltuklardan bir tanesi. Bir de geçenlerde Hyundai Ioniq 5N kullanmıştım. Onun da koltuğu böyle yarış pisti koltuğuydu adeta. Ondan sonra bu da gayet güzel geldi açıkçası. Direksiyon ele çok iyi oturuyor gördüğünüz gibi ve kolcuklar tam şöyle elinizin hizasında. Tam işte böyle dar sokaklarda gördüğünüz gibi oradan otobüs sıkıştırıyor. Buradan biri bir yere girmeye çalıştı, giremedi. Şimdi şu otobüse yol vereceğim. O bana verdi. Teşekkür ediyorum. Yoksa geçemeyecektim. Tam böyle dar sokaklarda mücadele aracı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda da dediğim gibi çok sportif. Direksiyon çok iyi. Tepkileri de zaten ben bu aracı İtalya'da da kullandığımı söylemiştim. Çok başarılı. Bugün yüksek hızlara çıkabileceğim bir rotada değilim. Dediğim gibi Sarıyer ve çevresinde ara sokaklarda ve biraz sahilde kullanıyorum. Ama biliyorum ki bu otomobilin direksiyonu, yol tutuşu son derece başarılı. Eleştirilerime gelecek olursak, tabii ki bu ekran şurada olsaydı, hatta bu ekranla entegre olsaydı, sonuçta bu yepyeni bir otomobil, o şekilde tasarlanmış olmasını isterdim açıkçası. Ekran için şu ana sayfaya gidelim. Biraz aşağı çapraza bakmanız gerekiyor açıkçası. Aynı eleştirimi dörtlü flaşör düğmesi için de yapacağım. O da buradaki bir dörtlü düğme grubuna entegre edilmiş durumda. Keşke tek büyük bir düğme olarak konumlandırılsaydı kullanımı daha kolay olurdu. Eşya gözü ve bardaklık konusunda sınıfının standartlarını karşılayan bir otomobil. Hatta cömert diyebilirim. USB girişi önde 2 tane, arkada 1 tane olmak üzere bence yeterli. Işıklarda durduğunuzda motor da duruyor. Devir sıfıra indi. Daha sonra ilk çalışma esnasında bataryadan destek alıyor. Az önce de söylemiştim. Bu sayede yakıt tasarrufu ve karbondioksit emisyon tasarrufu sağlanıyor. Evet, şu an önce bataryalar, daha sonra benzinli motor devreye girdi. Görüş açıları sorunsuz, gayet güzel. Zaten yükseklik ayarı da var elektrikli ayarlara sahip olan sürücü koltuğunda. Direksiyon simidinde de hem yükseklik hem derinlik ayarı mevcut. Ancak sadece ön emniyet kemerlerinde yükseklik ayarı bir eksiklik olarak kalmış. Onda da olsaydı güzel olurdu. Ama sürüş pozisyonunu rahatlıkla buluyorsunuz ve yola hakim bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem camlar hem aynalar yeterli büyüklükte. Bu arada test aracımın plakası 59, Tekirdağ. Bu vesileyle Tekirdağlı izleyicilerime ekstra selamlar göndermek istiyorum. Beni bilirsiniz, çok titizimdir. Her konuyu size açıklamak isterim. Unuttuğumu fark ettim, hemen göstereceğim size. Şöyle boğaz eşliğinde arka camlar tek dokunuşlu olarak ve tam açılıyor. Bakın şöyle güzel bir manzara eşliğinde size arka camında tek dokunuşlu ve tam açıldığını göstermiş olayım. Fiyatlara gelecek olursam son derece sade bir ürün gamı var. Hibritte ve elektriklide ikişer seçenek söz konusu. Hibritte İbrida adında bir model ve İbrida Speciale adında bir model var. Bunların Türkiye fiyatları
1 milyon 650 bin lira ve 1 milyon 850 bin lira olarak açıklandı. Ben elektrikli modelin fiyatlarını da söyleyeyim. Onda da iki tane donanım var. Bir tanesi Elektrika, bir tanesi Elektrika Speciale adını taşıyor. Ve fiyatları sırasıyla 1 milyon 550 bin lira ve 1 milyon 700 bin lira. Dediğim gibi lansman boyunca yaklaşık 1,5 ay Sunroof Alfa Romeo'dan sizlere hediye. Böylece bir test videosunun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.